Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi Kırıkkale'nin Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhuriyet Meydanı'nda siyaset konuşulacak. Kanal Siyaset'te Cumhuriyet Meydanı'nda. Sağımda hemen Kırıkkale'nin yakinen tanınmış gazeteci Hakan Gökkaya var. Solumda ise TRT'de yıllarca 22 sene çalışmış, savaş muhabiri yapmış Abdurrahman Keskin var. Abdurrahman Bey'le Türkiye'yi değerlendireceğiz. Hakan Bey'le de Kırıkkale'yi değerlendireceğiz. Hemen konuklarıma dönüyorum. Hakan Bey, öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Efendim, siz Kırıkkale'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kırıkkale siyaseti nereye gidiyor? Bununla ilgili bize bir fotoğraf çeker misiniz? Sizin gözünüzde acaba neler çıkacak? Buyurun efendim. Yapılacak Haziran seçimlerinde malumunuz üzere bu ayın 7'sinde, 7 Nisan'da aday belirlemesi YSK'ya verilecek. Kırıkkale'de siyaseti götürecek olan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak görülüyor. CHP'nin de üçüncü parti olarak, ama onu da değerlendireceğiz şimdi. Buradan il başkanlarından başlamak gerekir bana göre. İşin enteresan tarafı, iktidara talip olan AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanlarının ikisi de muhasebeci, ikisi de hesap üzerine görevlerini ifa ediyorlar. Bu seçimlerde hangisinin hesapları daha iyi çıkacak, hangisinin hesapları daha iyi olacak, onu da görmüş olacağız bu doğrultuda. AK Parti'nin 28 tane adayı var. 4 tane de ikinci tercih olarak belirlenen adayı olduğunu biliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 17 tane adayı var. Adayların çokluğu açısından Milliyetçi Hareket Partisi biraz önde. Kazanç olarak Milliyetçi Hareket Partisi. Geçtiğimiz seçimlerle kıyaslayarak söylüyorum. 17 tane adayı var. AK Parti'den başlayacak olursak, AK Parti'de temayüller yapıldı. Şeyler yapıldı. STK'lara, sivil toplum kuruluşlarına sordular. Teşkilatlara sordular. Liste bana göre genel merkezde şu anda belirlidir. Kafalarında nettir. Ama Türkiye'nin de gündemin olduğu gibi Abdurrahman Bey bu konuyu da değinecektir. AK Parti'nin listelerini başbakanın mı yapacağı, cumhurbaşkanının onaylayacağı konuşulmakta. Gayri resmidir cumhurbaşkanının onaylaması belki, ama resmiyette iki başlık olduğu için şu anda listeleri kestirmek çok zor. Fakat isminin öne çıkan isimleri olduğunu kamuoyunda zaten biliyoruz. Şurada bunu da örnek vermek isterim. Temayül yoklamalarından önce AK Parti'de ilçelere gitmemiş adaylarını gördüm. İşte siz burada Cumhuriyet Meydanı'nda program yapıyorsunuz. Cumhuriyet Meydanı'na gelip ben adayım demeyen adaylar olduğunu görüyorum. Kimisi bürolarını açıp işte kampanyalarını erkenden başlatırken bazı adayları biraz geride duruyor. Bana göre AK Parti'deki işte 32 adayından ciddi anlamda adaylık mücadelesi veren 10 kişi geçmez. 10 kişinin parmak sayısını geçmez. 10 kişi mücadele veriyor bana göre millet. Kırıkkale'yi bilmeden adaylar olanlar var değil mi? Kırıkkale'yi bilmiyor ama. Bilmiyor. Evet. Bilmediğinden ziyade çalışmıyor. Kendisi çalışmıyor. İşte alana inmiyor. Seçmene inmiyor. AK Parti'nin partiye güvenerek aday oluyor. Kendinin bireysel oy getireceğini düşünmediğinden oluyor. Burada isimleri kime çıkar derseniz öne çıkan isimler kamuoyu da biliyor. Bunlar da en büyük etken. Bu döneme kadarki olan seçimlerde Beşir Atalay'ın eski başbakan yardımcısının şehir üzerindeki adaylık açıklamalarında ağırlığıydı. Bu dönem ağırlık olur mu bilemiyoruz. Etkisi olur mu Beşir Bey'in Kırıkkale'de yine burada etkisi olur mu? Ben onu biraz daha açarsanız onu sevineceğim. Beşir Bey etkili olursa onun ağırlığındaki liste çıkar. Beşir Bey'in etkisi olmazsa Beşir Bey'in ağırlığı olmayan farklı bir liste çıkar. Cumhurbaşkanı olaya müdahale ederse çok farklı bir liste çıkar. Sabit şu olacak diye birini AK Parti'de söylemek şu anda mümkün değil. Şimdi işte iki tane il başkanı var AK Parti'de geçtiğimiz dönem siyaset yapan. Bunlarınla da kendileriyle de görüştüğünüz zaman şunu göreceksiniz. Ağırlık başbakandaysa liste başka. Cumhurbaşkanındaysa liste başka. Herkes kendine yakın ismi alıyor. Ama burada bana göre yapılacak seçimlerdeki çıkacak tabloda milletvekili transferleri gündeme gelecek. Onu Abdurrahman Bey konuya değinecektir. Milletvekili transferleri gündeme gelecek. Anayasadan dolayı, değiştirmeden dolayı. Dolayısıyla burada inceleyip sık dokunmak zorunda. AK Parti inceleyip sık dokunmak zorunda. Peki şunu diyebilir miyiz Sayın Gökkaya? Sürpriz adaylar da olur mu? Yani bunun dışında liste dışı da olabilir mi? Ben bunu kendi fikrimle soruyorum.
Ben Barış Aydın diye duydum Ankara adayını. Ama ihtimal vermiyorum. İhtimal vermiyorum. Buradaki adaylar yeterince. Yani çok kaliteli arkadaşlarımız var. Aday olan, Kırıkkale'yi bilen, hizmet edebilecek, bir şeyler yapabilecek arkadaşlarımız var. Eskiden milletvekilliği yapmış olanlarımız var. Dolayısıyla dışarıdan geleceğini ben düşünmüyorum. Buradan 32 adaydan hatta 28 adaydan adayından 3 AK Parti'de 6'ya düştü deniyor. Yani Kırıkkale meydanlarında, sokaklarında isimler siz böyle bir zikrediliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bize gelen duyumlar da bu doğrultuda. Sayının 6'ya düştüğü, bu 6'nın başbakana gittiği, başbakanın 6 kişiyi cumhurbaşkanına götüreceği. Bana göre cumhurbaşkanının, bu yasal değil, gayri resmi olarak konuşulduğu için söylüyorum. İşte cumhurbaşkanının birini sileceği, birinin başka birini de çekeceği gibi. Biliyorsunuz ki bu seçimlerde AK Parti'nin özellikle üzerinde durduğu hassasiyet konusundan bir tanesi de paralel yapı diye tabir ettikleri paralelle bağlantısı olan hiç kimseyi listeye koymayacakları doğrultusunda. Onları elediler biliyorum ben. Ama bundan sonra da kimi çıkaracaklar? Öyle bir pozisyona gelinmiş ki belediye başkanının bir aday adayı var. İl başkanının bir aday adayı var. Halkın bir aday adayı var. Beşir Bey'in aday adayı var. İşte Numan Bey'in aday adayı var. Başbakanın aday adayı var. Cumhurbaşkanının da aday adayı var. Şimdi pek olmayan milletin adayı yok. Milletin adayı da artık işte STK'ların kullandığı oylar, teşkilatlar derseniz bu nasıl yansır sandığa? Yani aday belirlemeye nasıl yansır? Bunu bekleyip görmek lazım. AK Parti ili başarılı olacak mı bu konuda? Şimdi bu sorunuzu öyle yorumlayayım ki AK Parti milletvekili aday adaylarını genel merkeze çağırdıklarında aday adayların hepsine de bu soruyu yöneltmişler. İl teşkilatı başarılı olur mu diye. Ben AK Parti'nin aday adayı değilim. orada da aynı soruyu yöneltmişler. Başarılı olmak için hesap yapıyorlar. Dedik ya muhasebecidir Mürsel Bey kendisi. Siyaseti iyi bilenlerden olarak düşünüyorum ben. Çünkü daha önceki geçmiş tecrübesi de vardır. Başarılı olması bana göre 3. sıraya koydukları sıralama. Özellikle 3. sıraya koydukları adayın performansına bağlı diye düşünüyorum. Şimdi teşkilat çalışmaz, aday adaylarından kopmalar olacağını sanmıyorum ama olursa sıkıntı yaşar. Şu anda listeye bağlı, tam anlamıyla listeye bağlı. Sayın Gökkaya, peki Milliyetçi Hareket Partisi'nde nasıl görüyoruz, tablo ne olacak? Aynı zamanda şunu sorayım, hemen sorunuza cevabını verin. MHK üyesi Kırıkkale olarak da seçilen dostlarımız var. Bunları nasıl değerlendireceğiz? Ben öncelikle MYK üyesine Ulusalı Abdurrahman Bey değerlendirecek ama ben yine de o konuda düşüncemi söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Kırıkkale'li 4 kişiyi merkez kararı almakla bana göre Türkiye'ye şu sinyali verdi. Aldığı MYK üyelerine bakarsanız İç Anadolu ağırlıklıdır. Bunlarda da en fazla Kırıkkale'lidir. İstanbul'dan 2 tane MYK üyesi var. Adana'dan 1 tane var. Mersin'de MYK üyesi yok. Büyük şehirler olmasına rağmen Mersin ve Adana. Anadolu'da patlamayı hazırlanıyor. Kırıkkale şanslı mı? Kıl payı kaçırdıkları milletvekili bölgelerinde işte geçtiğimiz döneme bakarsanız Çankırı'da vardı, Çorum'da vardı, Aksaray'da vardı. Kırşehir'de milletvekilleri vardı. Şu anda onların hiçbirinde milletvekili yok. MYK'ları da buralara alarak buraya farklı bir iğme verip kıl payı kaçırdığı milletvekilliklerini kazanarak bir yükselişe geçme hedefinde. Şunu da hemen söyleyeyim derken. Kamuoyunda özellikle Milliyetçi Hareket Partisi camiasında şu fazlalıkla geziyor. Merkez karara gelenlerin listeye konulmayacağı yönünde. Böyle bir kıstas Milliyetçi Hareket Partisi'nde yok. Merkez karara gelen listeye giremez. Oraya giren buraya giremez. Böyle bir kıstas yok. Bu tam anlamıyla Milliyetçi Hareket Partisi de kendi alanında çalışmalar yapıyor. Bugün itibariyle biraz önce rastladım. Anket yapıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi taraftarlarından Milliyetçi Hareket Partisi tarafından anket yapıyorlar. Onlar da kendi aday belirleme sürecine girecekler. Diğer konuya gelirseniz 17 tane milletvekili aday adayı var. 17 tane milletvekili aday adayı var. Bunlarda da AK Parti'de olduğu gibi birkaç tane aday arkadaşımız aday adayı olmak için olmuşlar. Olsunlar tabii, onların kendi, o da bir başarıdır, özgüvendir. Bütün aday adaylar için söylüyorum bunu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de öne çıkan isimleri var. Ama bu isimlerden kimler derseniz
herkesin bir adayı var. Ama buradaki enteresan taraf şu, AK Parti'de olduğu gibi işte genel başkanın, genel başkan yardımcısının şunun bunun adayı değil. Herkes kendi çapında çalışmalarını göstermiş. Bakacaklar, teşkilatlara sorduklarını biliyorum. Buradaki seçilecek listede tahminde bulunmak değil derseniz, bana göre şu anda Kırıkkale'nin seçimi bölerseniz 1.5'a 1.5. Yani 3-0 deniyor, 2-1 deniyor. Herkes farklı yorumlar yapıyor. 1.5'a 1.5 listeler seçimin sonucunu belirleyecek. Seçimin sonucunu belirleyecek diye düşünüyorum. Peki başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl değerlendiriyoruz? Ön seçim yaptı, heyecanlı geçti, biz de oradaydık. Şu anda adayları belli oldu. Onları da kısa da olsa bir yorum alalım. Şöyle bir şey, Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde bana göre alana en önce çıkan bir parti. Dolayısıyla üyelerini ayaklandırıyor. Bütün üyelerine gittiler, işte biz varız seçimde dediler. Ve bunun ön seçim sonucunu pazar günü gördük. Murat Çakırca birinci sırayı aldı, ikinci Ziya Kavlak Bey aldı. Üçüncü de Hacı Arap Karadurmuş aldılar. Bu liste nasıl yansır? CHP bir milletvekili çıkarmak için uğraşacak. Belki bölgeselliği ortaya koyacak. Belki farklı bir kampanya yürütecek. Şansı şu anda sorarsanız zor gözüküyor. Ama ülke politikasını da şehrin politikasını etkilediğini düşünürsek güzel bir kampanyayla oranı da etkileyeceği zaman seçimde ben de varım diyebilir. Geçtiğimiz seçime kıyaslarsanız işte 27 bin, yaklaşık 27 bin oy almış. Çok da uzak değil aslında. Geçtiğimiz seneki, geçtiğimiz dönemki oya bakarsanız. Ama bu seçimde bunu Murat Çakırca, Ziya Kavlak, Hacı Arap Karadurmuş nasıl performans sağlar? Şunu da bu arada söyleyeyim. Listelerde Cumhuriyet Halk Partisi Ziya Kavlak'ın istifa ettiği, edeceği gibi bir şey vardı. Kendisi zaten istifa etmediğini deklar etti. Belki bilmeyen arkadaşlar varsa o da devam edecek. Partinin başarısı diye. Sadece iç kamuoyunda dolaşan dedikodular olarak söyleyeyim ben size. Bu şekilde değerlendiriyoruz efendim. Var mı ekleyeceğiniz? Hemen Keskin'e dönüyorum efendim. Sayın Keskin'e. Halk ne derse olacak. Halkın meydanında halkın dediği olacak. Listelerde keşke halkın dediği gibi olursa o zaman daha büyük başarı sağlanır. Biraz sonra tekrar döneceğiz. Efendim işte yanımda gazeteci Abdurrahman Keskin var. Kendisi yıllarca Türkiye siyasetini takip etti. Çok siyasi liderlerle bir araya geldi. Hemen onun gözünde Türkiye'nin gidişatını değerlendireceğiz. Kendisine diyorum Sayın Keskin, neler diyeceğiz? Türkiye'nin gidişatını sizin gözünüzde neler bekliyor efendim? Ne olacak efendim? Sayın İbrahim Yanım, öncelikle Cumhuriyet Meydanı'nda kanal siyasetle olmak, sizinle olmak çok güzel. Onu belirtmek istiyorum. Bir de teşekkür etmek istiyorum. Niye diyecek olursanız. Demokrasiyi konuşuyoruz, seçimleri konuşuyoruz ama müthiş bir kafa karışıklığı yaşanıyor ülkemizde. Kafa karışıklığının asıl nedeni de medyanın, yani bizim sektörümüzün görevini tam olarak yapmamız. Yani Türkiye'de ulusal dediğimiz, milli dediğimiz kurumsal yapıların aslında ulusal ve milli kimlikleri yoktur bence. Olmadığı için ben de uzun yıllar çalıştığım TRT kurumunu bu nedenle terk ettim. Şimdi de kanal siyasetle milletimize doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Herkesin sesi olmaya çalışıyoruz. Bu manada bu röportajı ben çok değerli görüyorum. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde 7 Haziran'da 2015'te Türk Cumhuriyetimizin en önemli seçimi, hatta benim iddiam şudur ki Türk milleti için tarihi bir dönüm noktası olacak, bir milletvekili genel seçim olacak. Bu seçimde milletimizin kafa karışıklığını gidermek için ben bilgilerimi milletime arz etmek istiyorum sizin kanalınızda. Birincisi şudur, Türkiye'de demokrasi dediğimiz oyunu biz sağlıklı olarak oynayamıyoruz. Yani milletin vekillerini seçeceğiz diyoruz. Milletin vekili, asıl olan millettir, seçilecek olan vekiller. Peki biz gerçekten milletin vekillerini seçebiliyoruz mu? Türk demokrasisinin asıl sıkıntısı bu. Çünkü Türkiye'de siyasi partiler kanunu değişmediği müddetçe milletin gerçekten kendisinin temsilcisi olabilecek. Yani biz Cumhuriyet kenti Kırıkkale'deyiz. Kırıkkale'nin işçinin temsilcisi olacak, işçiler parlamentoya girmezse, emeklinin temsilcisi, emekliler parlamentoya girmezse, esnafın temsilcisi parlamentoya girmezse, toplumun bütün kesimleri parlamentoya seçilip girmezse nasıl oluyor da milletin vekili oluyor? İşte olmuyor. Sıkıntı burada başlıyor. Dolayısıyla bizim bu tarihsel dönemeçte 7 Haziran'daki seçimlerde mutlaka ama mutlaka bu kaderi değiştirecek, ezberi bozacak
milletin gerçekten vekili olacak, asla hizmet edecek ve nasıl bir avukatı seçiyoruz da bizim hukuksal sorunlarımızı, evlilik problemi, haciz problemi, diğer problemlerimizi avukatlara vekalet veriyoruz, çözüyor. Eğer bizim ülkemizin sorunlarını, çocuklarımızın geleceğini, bayrağımızın bugünkü yaşadığı tehlikeyi, vatanımızın bölünme, özellik gibi bir tehlike sorunu çözmesi için vekalet vereceğimiz insanların liyakat ehli olması lazım ve asla hizmet edecek vekiller olması lazım. Bunu niye söylüyorum? Gerçekten de 7 Haziran, ben 25 yıllık gazetecilik yapıyorum. Ankara'da ve Türk siyasetinde böyle bir iklim yaşamadım. İlk kez yaşıyorum İbrahim Bey. Bu nedenle bunu ifade edebileceğimiz medya organları da yok. Çünkü doğruların konuşulduğu ortamlar yok. Dolayısıyla kanal siyaset farkını siz burada bugün yine göstermiş oluyorsunuz. Ben buradan Hakan kardeşim yerel boyutta Kırıkkale'yi gayet net şekliyle ifade etti. Ben Ankara'yı takip ediyorum. Ankara'yla baktığımızda tüm bu ana sıkıntıdan sonra Ankara'daki partilerin durumları gerçekten de hiçbir dönemde, hiçbir seçim döneminde yaşamadığım bir iç karışıklık yaşıyor. Bir hengame var. Bu hengamenin en çok yaşandığı parti de mevcut iktidar partisi, yani AK Parti. AK Parti içindeki sıkıntının nedeni de şu: 13 yıldır bu ülkeyi yöneten hükümet, yani bu parti, şimdi liderlik üzerinde liderini köşke koyması dolayısıyla derin bir sancı yaşıyor. Derin sancı partide yaşandığı için partinin içindeki ayrışmalar, kamplaşmalar, bölünmeler de derin olarak yansıyor. Ama bu kamuoyuna yansımıyor. Niye yansımıyor? Çünkü bunu yansıtacak bir medya yok Türkiye'de. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bir ülkenin başbakan yardımcısı çıkıyor. Ankara gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine belediye başkanlığı yapan bir kişiyle ilgili çok ciddi suçlamalar getiriyor. Ama bakıyoruz 3 gün sonra önümüzdeki Haziran seçimi gözetilerek başbakan talimat veriyor, emir veriyor, bunları sıkıştırıyor. Aman ha konuşmayın. Peki kardeşim, ben vatandaşım, ben Anadolu insanıyım. Çözümü Ankara'dan bekliyorum, çözümü hükümetten bekliyorum, çözümü siyasilerden bekliyorum. Nasıl olacak da bu kadar kirli bir yapı varken ve bunu da hükümetin en önemli üyesi Sayın Arınç söylerken ve 20 yıldır başkente belediye başkanlığı yapan bir başkan söylerken biz bunu görmeyelim mi, görmeden mi karar verelim ve siyasetimizi gidip biz robot muyuz, gidip oyumuzu verelim? Dolayısıyla bu kafa karışıklığını netleştirmemiz gerekiyor. Millet olarak özellikle kanal siyaset izleyicilerine ben bunu söylemek istiyorum. Bu seçimde vereceğimiz oylarımız bizim geleceğimizi belirleyecek oylar. Dolayısıyla AK Parti içindeki derin çatışma, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasal olarak belirli görevlerini yaparken mevcut anayasamızın belirlediği unsurların dışına çıktığını görüyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı mı, Başbakan mı, ben anlamış değilim. Milletimiz de anlamış değil. Şimdi buradaki bu kafa karışıklığını öncelikle gidermemiz gerekiyor. Çünkü iktidar partisi ve devlete de hakim olan bir kimlik var karşında. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim devlet büyüğümüzdür. Devleti, biz Türk milleti olarak devlet büyüklerimize saygılıyız. Saygıda kusur etmeyiz. Ama bir gazeteci olarak da yaşadığımız bu gerçeği, görevimizi yapmak ve milletimizi anlatmak durumundayız. Dolayısıyla AK Parti içerisinde derin bir çatışma var. Orada Sayın Davutoğlu'nun aday belirleme sürecindeki etkisizliğini biz Ankara'da görüyoruz. Yani 81 vilayette adayları başvurdu ama bu adaylarını orada partinin genel başkanı mı belirliyor, yoksa seçilmiş cumhurbaşkanı mı belirliyor, bunu tam olarak bilemiyoruz. Bu nedenle de parti içinde derin bir çatışma var. Eski Cumhurbaşkanı Sayın Gül ve onun ekibinin ayrı bir çalışması var. Biz bunu derin kulislerde takip ediyoruz. Bunun dışında Sayın Erdoğan'ın köşk içerisinde oluşturduğu bir çalışması var. Komisyonlar belirliyor. Yani milletin vekili olacak insanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın kontrolünden ve denetiminden geçerek parlamentoya girecekler. Ben bunu bir gazeteci olarak
ilk kez yazıyorum. Türk siyasi tarihinin de en ilginç dönemeci. AK Parti için söyleyeceklerim bu. Milliyetçi Hareket Partisi son dönemde ülkedeki bu siyasal gelişmeler dolayısıyla özellikle 28 Şubat'taki Dolmabahçe'deki o anlaşma dolayısıyla çok derin bir rahatsızlık duyan milletimizin özellikle özerklik konusu, Öcalan'a verilen tavizler milletimizde derin bir sıkıntı yarattığı için Milliyetçi Hareket Partisi öne çıkıyor. Orada da bu anlamda işte Hakan Bey'in ifade ettiği gibi başta Anadolu illeri olmak üzere milliyetçi kimlikli ve ülkücü kimlikli kadroların ağır olduğu Orta Anadolu insanı başta olmak üzere bir meyil Milliyetçi Harekete doğru var. Bunu görüyoruz. Cumhuriyet Kurultay'da beraberdik. Evet. O gördüğünüz, biz de gördük. Nasıl oradaki izleminiz? Benim oradaki evet, bu soru gerçekten yerinde bir soru. Orada enteresan bir şey gözlemledim. Bu gözlemimi birkaç defa paylaşmıştım ama değerli izleyicilerimiz de bilsin istiyorum. Şimdi böylesine milletimizin milliyetçi hareketten umut beslediği bir dönemde ben 21 Mart'a Nevruz gününe, yani Bölücübaşı'nın mektubunun okunduğu Diyarbakır Meydanı'nda o büyük yığınların olduğu bir ortamda kurultayın Nevruz'a denk getirilmesini ben doğru bulmadım. Neden diyecek olursanız. Çünkü aynı güne denk getirilerek adeta milliyetçi kadroların, ülkücü kadroların, bayrağını seven kadroların oradaki o infial yaratabilecek tepkisini önlemek için adeta arenaya hapsedilmiş bir kurultay gerçeğini gördüm. Ben Sayın Bahçeli'yi orada en yakından gözün içine bakarak bütün metnini dikkatle de dinledim. Muhteşem bir metindi, bir bildirgeydi, Türk milletine ve dünyaya bir seslenişti. Ama ben bu işin Nevruz'un ertesinde sonrasında yapılması halinde Türkiye'de daha büyük bir yankı getireceğine inanıyorum. Psikolojik anlamda, algı anlamında ama o gün aynı güne denk gelerek adeta Arana'ya, Ankara'ya o heyecan hapsedilmiş olarak gördüm. Dolayısıyla şu konjonktürde milletimizin milliyetçi harekete ilgisini Ankara'dan da yurdun dört bir tarafından gelen aday adaylarıyla ve diğer ilgilerle de görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecek olursak, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve demokrasiye geçişimizin ilk partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde de derin bir sancı var. Bu derin sancının asıl nedeni ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin o altı okunun temel ilkelerinin mevcut günümüzde uygulanamayışıdır. Yani milletimizin milliyetçilik, halkçılık, devrimcilik ilkesi özelliklerinin, altı ok özelliklerinin Avrupa Birliği modellemesiyle, Amerika Birliği işbirliğiyle sosyal demokrat bir kimliğe bürünmesi dolayısıyla milletimiz oradan umudunu kesmiş. Ama buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne de işte iktidara olan tepki dolayısıyla bir ilgi olduğunu Ankara'da görüyoruz. Genel olarak Ankara ikliminde olan işin gerçeğini kanal siyaset aracılığıyla, bütün çıplaklığıyla okumaya çalıştım İbrahim Bey. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Keskin. Güzel konulara değindiniz. Evet, Sayın Gökkaya. Kırıkkale'de bundan sonra siyaset 7 Nisan'dan sonra ne olacak? 7 Nisan'dan sonra hükümet kurulu, hükümetin meclisteki tablolarına bağlı. Meclisteki tablolardaki muhalefet ve iktidardan belli beklentiler vardı şehrin. Özellikle adayların, aday arkadaşların Kırıkkale üzerine her ne kadar proje desek de yasama yaparlar milletvekiller, ama Kırıkkale insanına faydalı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu ne olur? Kırıkkale'nin en büyük sorunu baktığınız zaman, işte meydanda bakıyorsunuz gençler top oynuyor, spor yapma alanları mı yok? İşte işsizlik olarak öne çıkartabiliriz. En önemlisi ülkenin başkanlık sistemini oylayacağız zaten bu dönemde de. Başkanlık sistemine geçişini oylayacağız. Bakıyorsunuz ülkenin geleceğine karar vermek lazım. Şu durumda ülkenin geleceğine karar vererek oy kullanması lazım seçmenlerin. Hani siz sıralamadaki milletvekillerinin düşünceleri ne olur? Sadece ne olur şöyle diyeyim. Parti genel başkanları ne derse ona uyacaklarını sanmıyorum. Aykırı bir fikrin çıkacağını sanmıyorum.
Parti genel başkanlarının doğrultusunda hareket edecek. Çıkacak 3 milletvekili de o doğrultuda hareket eder diye düşünüyorum. İzleyeceğiz diyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Efendim ne diyoruz? Türkiye 7 Nisan'dan sonra Türkiye'nin 7 Haziran'dan sonra farklı olacak ama ben izleyicilerimize özellikle halkımıza şu mesajı vermek istiyorum. Bu ülke bizim. Dünyanın cennetidir Türkiye, Anadolu toprakları. Buna sahip çıkmanın adresi siyasettir, demokrasidir. Ama oy verirken oy vermek namussa diyorum ki biz karpuzu seçerken elimize alıyoruz, kavunu seçerken elimize alıyoruz. Bardağı, arabayı modeline göre alacağımız herhangi bir ürünü saatlerce, günlerce araştırıyoruz ve ondan sonra satın alıyoruz. Ama namusumuzu teslim ettiğimiz oy dediğimiz kavramda bu özeni göstermiyoruz. Buradan şuna varmak istiyorum. Eğer milletin vekili, gerçek vekiller bu parlamentoya girerse Yüce Türk Devleti'nin sonsuza kadar devamı mümkün olacak, ben inanıyorum. Ama milletimiz özensiz bir şekilde vekalet verdiği milletvekillerini dikkatle ölçmeden, tartmadan liyakatlı mı değil mi? Ben seçtim, bu adam parlamentoya girdi. Ondan sonra ne yapacak? Benim şehrime katkısı olur mu? Çocuklarımın geleceğine katkısı olur mu? Yatırım, istihdam konusunda gerçekten iş yapar mı diye sormazsa oyu futbol takımı tutar gibi herhangi bir tarikata bağlıymış gibi kullanır, aklını kullanmamış olur. Bu nedenle aklımızı başımıza alıp biz gerçekten vekil olabilecek insanları parlamentoya göndermeliyiz diyorum. Efendim hemen dönüyorum kameraya. İşte efendim gördüğünüz gibi sağımda Hakan Gökkaya, Kırıkkale'nin yetişimci gazetecilerinden, solumda ise Abdurrahman Keskin, yıllar uzun süre TRT muhabirliği yaptı. Şimdi Kırıkkale'den yorumlarını değerlendiriyor. Bizi izleyin. Daha burada çok güzel şeylere değineceğiz. Hakan Bey Kırıkkale yerele değindi. MHP, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ne değindi. Abdurrahman Bey ise Türkiye'nin gidişatıyla ilgili değindi. MHP'ye değindi, AK Parti'ye değindi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne değindi. Efendim Türkiye'ye gidişatını dinledik, Kırıkkale'yi dinledik. Bundan sonraki programımız inşallah Cumhuriyet Meydanı'ndan devam edecek. Bizi izleyin. 7 Nisan'dan sonra çok güzel programlar yapacağız. Efendim hoşça kal diyoruz. Allah'a emanet olun.